artık. Kalkın, uyanın. Necat, Suzan açın kapıyı. Kapı kilitli değil. Tam 300.000 lira. Milli piyangodan 300.000 lira çıktı. Uyansın artık bu sersem tavuk. 300.000 lira mı dedi? Evet. 100, 200, 300.000 lira. Artık süfli hayata paydos. Düşün bir kere. Kesin be ya o. Uyuma kısmet olmayacak mı bana bu gece? Uyan sersem, uyan da kulaklarını aç. Öğleden sonra gıcır gıcır bir otomobil. Yarın da büyük tatile. Güle güle. Ne? Ne dedin? Piyangodan 300.000 kazandım. Aç gözünü, aç! 300.000? Aa, gitti seninki. Hey! Aç gözünü! Aa! İşte sözümü tutuyorum. Bir ay burada krallar gibi yaşayacağız. Sonrası Allah kerim. Krallar geldi. Buyurun kraliçem. Buyurun. Krala bak. Nasıl nefis ya, yer değil mi? Buyurun. Rica ederim efendim. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Ferit Ercan adına iki daire ayrılmış olacaktı. Hazır efendim. 3. kat 310 ve 340 numaralarında. Hazırlasın aile. Hadi çıkalım. Ha, çantalar bagajda. Tabii efendim. Özür dilerim hanımefendi. Estağfurullah beyefendi. Buyurun. Biraz dikkatli yürüyemez misiniz? Ne oldu kuzum? Ha? Yıldırım çarptı. Boş ver. Yürü. Önüne bak. Canım bakıyorum, ne var? Güzele bakmak sevaptır, bu da bir cevaptır değil mi şekerim? Canım, benim karım daha güzel değil mi ya? Bu da fena değildi. 7. 9. Şanslısınız. Devam ediyor muyuz? Madem ki istiyorsanız, peki. Kart. Kart. Bu sefer kazandım galiba, 8. 9. Yazık ki şansınız yokmuş. Biraz yerime geç, susadım. Şimdi gelirim. Dikkatli olasın ha. Bir viski. Ha, sek olsun. Yalnız kalmışsınız, babanız yok mu? Yanılıyorsunuz. Babam değil, kocam. O halde çok ihtiyatsız hareket ediyor. Sizin gibi güzel bir hanım yalnız bırakılır mı? Bana büyük itimadı var. Benim de sonsuz hayranlığım. Sizi dansa davet edebilir miyim? Niçin olmasın?
sorabilir miyim acaba? Geceyi nasıl geçirmeyi düşünüyorsunuz? Kocanla beraber odanda. Ya siz? Kumar oynamakla. Öyle mi? Evet. Bu akşam şansım açık. Öyleyse size iyi şanslar. Çok teşekkür ederim. Müsaade eder misiniz? Kart. Kart lütfen. 8. 9. Anlaşılan şans bu akşam yalnız size gülüyor. O şansınızdan benim de yararlanmamı istiyorsanız bana biraz ödünç para verin. Kazanınca size iade ederim. Memnuniyetle. Buyurun. Çok iyisiniz. 8. 9. Nafile, şansım yok bu gece. Sizi de... Ben sana kumar oynamak yok dememiş miydim? Affedersiniz beyefendi. Yürü gidelim, hadi. Uf, bu ne sert adam böyle. Buyurun. Buyurun. Evvela kendimi tanıtayım. Adana tüccarlarından Abdüllatif Kalkan. Hanım da karım Semra. Memnun oldum. Bendeniz de Ferit. Ziyaretimin sebebini söyleyeyim. Bizim hanım kumar oynamayı çok sever. Bense bunun tamamen karşısındayım. Bu sebepten kendisine katiyen para vermem. Demin onu oyun salonunda görünce tepem attı. Sizden para istemiş. Hayır beyefendi, istemedi. Ben vermeyi teklif ettim. Bu akşam çok şanslıydım. Kendisinin şansımdan yararlanmasını istedim. Öyle mi? Neyse. Sizden 1000 lira almış. Buyurun evvela onu iade edeyim. Acelesi yok beyefendi. Olsun. Ben karımın borçlu kalmasını istemem. Kumar borcu, namus borcudur. Buyurun. Aman beyefendi, paralarınızı orada mı saklıyorsunuz? Büyük ihtiyatsızlık. Otel hırsızlarını unutuyorsunuz galiba. Burada para bulunacağını kimse aklından geçirmez, merak etmeyin. Yarın sabah otelin kasasına koyarım. Orası sizin bileceğiniz şey. Efendim tekrar özür dilerim. Rahatsız ettik. Estağfurullah beyefendi. Beyefendiye teşekkür et Semra. Teşekkür ederim Ferit Bey. Size üzüntü verdiğim için de özür dilerim. Estağfurullah hanımefendi. Her zaman emrinizdeyim. ...340'ı bağlayın lütfen. Nejat, Suzan hazırlandı mı? Yok bir şey, daha doğrusu var. Birazdan anlatırım. Hazırlanınca bana telefon et. Siz misiniz? Evet, çok özür dilerim. Mendilimi burada unutmuşum, onu almaya geldim. Buyurun. Şimdi buldum. O kadar güzel kokuyor ki. Mendilimi kasten bıraktım burada.
Sizi tekrar görebilmek ve teşekkür etmek için. Parayı kendiliğinizden verdiğinizi söylemekle bana büyük bir iyilikte bulundunuz. Size çok minnettarım. Sahi mi? Ellerimi böyle tutmayın. Buraya gelmekle hata ettim anlaşılan. Ama böyle çekingen davranmayın. Sizinle baş başa konuşmak, dertleşmekle ben de büyük mutluluk duyacağım. Kocamla ayrı odada yatarız. Birazdan uyur. O zaman gelirim, uzun uzun sohbet ederiz. İki kardeş gibi ama, kabul mü? Kabul. O halde birazdan görüşürüz. Alo? İki kişilik servisle bir şişe şampanya ve meyve. Çabuk gönderin. Biz hazırız Ferit. Siz gidin, siz gidin, ben birazdan gelirim. Daha doğrusu bu akşam siz baş başa eğlenin, yarın acısını çıkarırız. Niye böyle telaşlısın Ferit? Birdenbire bir baş ağrısı tuttu, aa, midem bulanıyor, adım atamıyorum. Nejat, koş bir doktor çağır. Yo, istemem. Biraz istirahat edeyim, bir şeyim kalmaz. Geçmiş olsun, ne yapalım? Yarın akşam çıkarız gene. Hoşça kal. Hoşça kal. Güle güle. Bu da ne? Baş ağrısı ilacınız geldi galiba. Hem de iki kişilik servisle. Bu dolmayı yutmadık Ferit. Ne diyelim? Allah şifalar versin dostum, yalnız dikkat et. İlacın dozunu kaçırırsan sonra zehirlenirsin ha. Hadi biz gidelim. Hasta bakıcı da neredeyse gelir şimdi. Hadi. Hoşça kal. Mantonuzu çıkarmaz mısınız? Hayır, korkuyorum. Zaten çok duracak değilim. Neden? Kocanız şüphelenir mi? Kocam derin uykuda şimdi, neden şüphelensin? Fena bir şey yapmıyoruz ki. O halde çıkarın mantonuzu. Bu durumda elinizi bile kullan... Dokunmayın bana! Ama mantoyla oturamazsınız. Çıkaramam, inanın çıkaramam. Size yardım edeyim. Oh, bir şey giymemişsiniz. Çıplak mısınız? Buraya gelmeden evvel çok tereddüt ettim. Kararımı ancak soyunduktan sonra, yatağa girerken verdim. Üzerime bir manto aldım ve işte... Güzel. Şimdi mantonuzu çıkarın öyleyse. Sizin gözünüzün önünde mi? İmkanı yok, utanırım. O halde ben yan odaya geçeyim. Mayonuzu çıkarınca seslenin, ben gelirim. Bakın bu olur. Üç kere el çırparım, üçüncüsünde gelirsiniz. Oldu mu? Oldu. Yalnız çabuk el çırpın. Hani üçüncüsü? Girebilir miyim? Kusura bakmayın, yapamayacağım. Hay Allah kahretsin. İnşallah Nişat'la Suzan gitmemişlerdir. Biraz geç gitseler olmazdı. Oğlum Ferit, şansın yürümedi bu. Vay canına, soyulduk galiba. Alo, müdüriyeti bağlayayım bana. Durun. Ne olur, hadi.
haber vermeyin. Yalvarırım size. Kim o konuşan? Ben Semra. Semra mı? Neredesiniz? Buradayım, yatağın altında. Orada ne yapıyorsunuz? Durun çıkmanıza yardım edeyim. Zahmet etme, alışığım. Yoksa beni soymaya gelen siz misiniz? Öyle, sonunda yakayı ele verdim. Demek bütün o numaralar odama girmek ve beni soymak içindi. Maşallah, karı koca iyi çalışıyorsunuz. O kocam değil, amcam. Amcan mı? Ne soylu aileymişsiniz. Bakalım polise kaydınız nasıl geçecek Semra Hanım? Semra değil, Zehra. Asıl adım Zehra. Gece kuşu Zehra derler bana. Semra'yı sosyetik olsun diye kullanıyorum. Demek asıl adın Zehra. Güzel. Polise mi haber vereceksin? Yapılacak başka şey yok. Biraz ağır ol bakalım. Bana oynadığın oyunun acısını çıkaracağım senden. Kafesin anahtarı bende gece kuşu. Şimdi işe baştan başlayacağız. Evvela birer kadeh içki. Şimdi biraz da şu soylu ailenden bahsedelim. Biz analı babalı bu işlerle uğraşırız. İki ay evvel anam yakayı ele verdi, kodesi boyladı. Allah bilir ne zaman çıkar. Dedesi meşhur kulağı kesik Recep'miş, hiç duymadın mı? Gazetelerde çıkan tarihi romanlarda adı çok geçer. Hiç duymadım. Çok cahilmişsin, desene. Çocukluğundan beri bu işte misin? Hayır, ben sık gitmem böyle işlere. Düğünlerde şarkı söyler, dans ederim. Amcamla aynı işe çıkan rastıklı Ayşe, kocaya kaçınca amcamı yalnız bırakmak istemedim. Yenisini yetiştirinceye kadar yardım ediyorum ona. Evet. Hem hoşuma da gidiyor, eğleniyorum. Sen yaman bir aşk kadını olursun. Seninle sevişmek hoş olacak. Onun orasını ne sen bilirsin ne de ben. Ben de bunu öğrenmeyi tasarlıyordum zaten. Dur hele, yavaş ol. Sen beni polise teslim et daha iyi. Ben böyle 5 dakikada bir erkeğe teslim olan cinsten değilim. Hadi, bas sile. Kim o? Benim, otel müdürü. Ne olur, beni teslim etme. Bugüne kadar hiç hapse girmedim. Çok uykusuzum, rahatsız etmeyin lütfen. Biraz evvel siyah mantolu bir kadının odanıza doğru geldiğini görmüşler. Hırsız o kadın. Suç ortağını kaçırdık elimizden ama kadını takip ediyoruz. Her tarafa gözcü koyduk. Siz merak etmeyin. Yakalarsam elimle teslim ederim polise. Gene de dikkat edin beyefendi, iyi uykular. Sağ olasın, erkek adammışsın. Ne beni ne de amcamı ele verdin. Yaptığın hoşuma gitti. Öyle mi? Yalnız şimdi nasıl çıkarım bu otelden? Onun çaresine yarın bakarız. Bu akşam benim eserimsin, burada kalacaksın. Başka çıkar yol yok. Hala aklın orada mı? Orada. Demek alışına verir. Beni zorla elde etmek istiyorsan karşı koymayacağım. Çok çok gözlerimi kapar, kendimi kollarına bırakır, başka şeyler düşünmeye çalışırım. Halbuki birbirimizi istemiş olsak, o zaman cenneti dünyada buluruz. Buyur öyleyse çok bilmiş hanım, serbestsin, gidebilirsin. Gidemeyeceğimi biliyorsun. Odama gittim mi yakalayacaklar beni. Her tarafta gözcü var. Gördün mü? Geceyi beraber geçirmeye mecburuz. Yani aynı odada demek istiyorum. Ne yapalım, ben kanepede yatarım. Olmaz, sen yatakta yat, ben yatarım kanepede. Demek beni böyle birdenbire sevdin. Öyle. Galiba inanacağım sözüne. Çünkü öyle olmasaydı, beni zorla elde etmeye kalkardın. Teşekkür ederim, iyi geceler. İyi geceler. Kör olasıca! Ne var? Gene ne oluyorsun? Mayomu çıkaramıyorum. Bana yardım eder misin? Teşekkür ederim, çok kibarsın. Senin şu yatakta çırılçıplak olduğunu bilmek kadar canımı sıkan hiçbir şey olamaz. Ben sokağa çıkıyorum.
Evet. Evet. Gel. Tembel tembel yatmayı bırak. Ben banyomu yaparken sen de beni buradan çıkarmanın çaresine bak. Hı hı. Zehra, banyodan çıkınca senin için hazırladığım elbiseyi giyiver. Peki sevgilim. Köşk kiraladım oraya. Hoş geldiniz. Komisyoncunun tarifine göre Hacer Kalfa siz olmalısınız. Benim. Geleceğimizden haberiniz vardı değil mi? Vardı. Komisyoncu telefon etti. Birkaç ay beraber olacağız herhalde. İnşallah. Buyurun. Burası hanımefendinin en çok sevdiği köşeydi. Kim bilir ne aşk geceleri yaşanmıştır burada, değil mi? Büyük hanımla beyefendi aşk yapmazlardı. Bol bol tavla oynarlardı. Büyük hanım rahmetli olalı beyefendiyle ben oynuyorum. Bozma keyfini, yaparız bir beş seninle. Ben yalnız beyefendiyle tavla oynarım. Ya başkasıyla oynamam. Bir de yukarısını görelim. Buyurun. Bu koltuğun yüzü eskimiş, değişmesi lazım. Bu koltuk rahmetli hanımefendinin koltuğu. Eskimiş olamaz. Püflenmiş gibi bir hali var. Ben değişmesini istiyorum, o kadar. Nasıl olacak o? Hemen bir döşemeci çağır Kalfa. Masrafı kaç paraysa ben öderim. Peki efendim. Bu köşkün tadı kaçacak galiba. Ben beyefendinin yerinde olsaydım köşkü kiraya vermezdim. Çok sevdim burasını Ferit. Demek hoşuna gitti. Çok, hem de pek çok. Ne haber? Kızdan bir haber var mı? Yok. Çok tuzluya patladı bu seferki iş. Kaç gün oldu Zehra'dan haber almayalı? 7. Yakayı ele verdiyse sıradayız demektir. Civa gibidir kızımız. O bilir işin içinden çıkmasını. O kadar sene boşuna mı mürekkep yaladı? Caridir. Zehra diplomat gibi konuşur ama ne tarafından bakarsan bak kadın. Şimdiye kadar meydana çıkmalıydı, ben onu bilirim. Evin tadı tuzu da kalmadı. Sıkma tatlı canını be profesör, iş olacağına varır. Yarına kadar meydana çıkmazsa iş başa düşecek. Ben arayacağım Asfa'yı.
Raconsuz bir iş yaptıysa çekiciyi var elimden. Transit geçme buradan keklik, bizi de şenlendir biraz. Anladın mı? Alsana sen voltanı, her kuşun eti yenmez. Rahat bırak kızı. Bizim de gönlümüzü hoş etse yaldızı mı dökülür lan? Sana bırak kızı dedim. Lan çayır züppesi! Zehra! 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 Sen de yer misin? Ne oldu? Bir şey mi var? Seni yanımda görmeyince korktum birdenbire. Karnım acıkmıştı, uyku tutmadı. Şimdi doydum. Artık rahat bir uyku çekebilirim. Hatta istersen sabaha kadar uyumayız. Kart. Kart. 9. Kart. 7. Kart. Evet. 8. Ha? Al şu pulu eline, romatizmaya iyi gelir. Oy, yavaş ol, beni enayi mi sandın koca karı? Ne biçim laf o öyle? Kusura bakma kalpa kadın, ağzımdan kaçtı. Bugün okuduğum romanın tesiri altında kaldım. Çalkala bakalım şu kemikleri. Ha şöyle! Biraz geleye talim et. Ne gelesi kız, seyir kattım. İtiraz yok, ben gele dedim mi geledir.
Hadi bakayım sırtı kara, beni mahcup etme! Al sana düşeş! Suyun kaynadı, Mars oldun! 3, 2 daha olur 5! Ne düşeşi kız? Hep yek, hep yek! Fark etmez! Düşeşli hep yek sırt sırta! Düşeş dedim, düşeştir! Sökül onlu! Aa, ne Mars ayol, daha pul toplamadım! Ben Mars dedim mi, Mars'tır o! Uçlan paraları! Al bakalım! Bu ilk ve son olsun! Bir daha seninle tavla mı oynamak, Allah esirgesin! Ah, kulağı açılasın beyefendinin, hep ben kazanırdım, ben! Bu akşamlık bu kadar yeter! Güle güle! Güle güle! Allah'a son! Günaydın! Ay, günaydın! Evin içinde böyle yarı çıplak dolaşmaya utanmıyor musun? Utanıyorsan bakma! Ferit Bey'in hoşuna gidiyor! Tövbeler tövbesi! Tövbeler tövbesi! Hale bak! Bitti mi usta? Bitti! 250 lira! Bey uyuyor, sonra uğra! Uyansın! İnsan bir iş yaptırdı mı hemen parasını ödemeli! Su koyverme de biraz sonra uğra! Gönüme buraya gidip gelmekle mi geçireceğim? Paranız yoksa iş yaptırmayın! Ağzından çıkanı kulağın duysun, kerkenes sen de! Paramı almadan şuradan şuraya gitmem! Dolandıracak başka adam bulamadınız mı siz? Dolandırıcı dediğin senin gibi oğlum! Dur, dur, dur! Vurma bizi! Tamam, vurma! Adam öldürüyorlar, can kurtaran yok mu? Vurma diyorum sana! Vurma bizi kurtaran! Anlaşıldı! Uyku yok bize! Ne oluyor burada? İğrenç herif, ne olacak? Ne oluyor dedim? Paramı istedim diye yüzümü tırmaladı bu vahşi kedi! Ne kadar? 250 lira vereceksiniz beyefendi! Kalfa kadına gidin, versin paranızı! Peki, peki! Kusura bakmayın, olur böyle şeyler! Nereden geldi başıma bu dert? Yetişmeseydin paralayacaktın adamı! Sana hakaret etmesine ses çıkarmasaydım daha mı iyi olurdu? Hayır! Bu akşam ne yapıyoruz? Ben kulübe gideceğim, sen de uslu uslu oturacaksın! Gene mi? Kaç gündür şansım yardım etmiyor, kaybettiklerimi kazanmam lazım! Affedersiniz efendim! Bir şey mi unuttunuz? Saatimi düşürmüşüm de, onu aramaya geldim. Buldunuz mu? Hayır. Tuhaf şey. Saatimi burada çıkarıp baktıktan sonra tekrar cebime koydum. Belki sokakta düşürdünüz. Sanmam ama, hay gelmez olaydım buraya. Affedersiniz, rahatsız ettim. Vallahi
Hangi saatten haberim yok? Peki, inanıyorum sözüne. Şimdi beni dinle. Ben kulübe gideceğim. Sakın ben yokken bir mesele daha çıkarayım deme, anladın mı? Anladım sevgilim. Kart. 8. Kart. 7. 9. Hadi karakoçum benim. Gördün mü? Düşeş. Zehra alır paraları. Devam mı? Tamam mı? Devam, devam. 10 önde, 20 arkada. Kırmızı meşin, paralar peşin. Önce paraları görelim. İşte 10 lira. İşte 20 lira. 10 önde, 20 arkada. Hadi bakalım. Haydi kara kız. Neredesin? Kesik! İyi çalkala kemikleri! Öyle olsun ablası! Hadi yavrum, civanımın aşkına bir sırtı kalabalık! Düşeş! Ütülendin ablası! Devam mı, tamam mı? Tamam, tamam! Benden bu kadar! Bundan sonra ne tavla ne de barbut! Kart! Yedi. Dokuz. Geldin mi? Nasıl geçti, kazandın mı? Neden burada uyudun böyle? Sen olmadan canım yatağa girmek istemiyor. Korkuyor musun yoksa? Hayır, kucağına al beni. Şimdi öp. Çok öp beni, ölesiye. İnşallah gözüken olasın. Sucuk kangalı, kaşar tekerliği nasıl almış da götürmüş. Allah'ımdan bu fişeciklendim hem. Kahretsin inşallah. Delirirsem iyi valla bu evde. Bak almış da ne diyor gözüküyor seni. Hadi gel, hadi, hadi. Ne oluyor orada Kalfa? Hiç! Kediyi kovalıyorum! Sen kediyi rahat bırak da kahvaltımızı ver! Yüzün gülsün biraz Kalfa! Bir kedi için insan surat asar mı? Mesele yalnız kedi olsa öpüp de başıma koyacağım! Bir mesele daha var! Çözemedim gitti! Anlat bakalım, belki ben çözerim! Dün dolaba kaldırdığım bir kangal sucukla bir tekerlek kaşar peynirini bulamadım bu sabah! Ona içerliyorum! Bir şey değil, benden şüphe edeceksiniz sonra! Fareler götürmüştür Kalfa! Hiç öyle şey umulur mu senden? Bu akşam dolabı kilitleyeceğim! Bakalım fareler ne halt karıştıracaklar! Thank you.
20 arkada. Haydi gözünü sevdiğimin kemiği. Gel bakalım şöyle üstü kalabalık bir şey. Hay şeşmiş. Tamam arkadaşım, ütülendin. Al bakalım bu sefer 20 önde 20 arkada. İyi salla şu kemikleri. Ha, merak etme, harbi oyuncuyuz biz. Düşeş. Hay şiştin mi arkadaş? Ne haber? Oh. Belli oynanır mı? Hay elin kırılsın inşallah! Bu sefer kilini de sökmüş! Aklımı kaçıracağım vallahi! Ha? Ayak izlerine bakılacak olursa çocuğa benziyor! Kim açabilir bu dolabı? Siz gene buradasınız kör olasıcılar ha! Çekil şuradan! Biz! Ay bak, tatil edecekler beni! Hadi hadi hadi! Hadi! Aaa! Çıldırıcı vallahi! Kimse yok burada! Ferit! Ferit! Ferit kardeşim! Yeter! Denize gidiyoruz! Yeter! İnin aşağı! Geldim, geldim! Giyiniyorum! Bu saate kadar uyunur mu ya? Şunlara bak! Aşk hayatı yaşıyorlar sevgili! Ha. Bu denize girecekler de ne yapacaklar? Ne oluyor? Sizi karşılayan olmadı mı? Bu ne? Meydanlarda kimseyi göremedik! Nereye gider şu kör olası kalfa kadın? Sepetleyeceğim sonunda! No, bakıyorum gene sinirlisin! Ha? Devamlı olarak kaybediyorum da ondan! Bu gidişle her şeye veda etmeye mecbur olacağım, Zehra'ya bile! Zehra ile aranız nasıl? Benim için bulunmaz bir sevgili. Neredesin kalfa kadın? Aman bitti! Uy, kızmayın Ferit Beyciğim! Sizin menfaatiniz için sokağa çıktım. Ay, ne menfaati? Mutfakta çalınan yiyeceklerin haddi hesabı yok! Aa, dolaba kilit taktım, onu da sökmüşler! Canım, bu üzerinde durulacak bir mesele değil. Sizin için belki, ama benim için öyle değil. Bu köşke hırsız nereden giriyor anlayamadım gitti. Ama bu gece her şey meydana çıkacak! Ha, şayet uykunuzda uluma sesleri falan duyarsanız korkmayın beyefendi! Ne uluması? Bakın, ne satın aldım! Bir kurt kapanı! Bu gece hırsız gelince ayaklarını buraya koyar koymaz krak krak! Kaçabilirse kaçsın bakalım! Sakın bu kurt kapanını kullanayım deme, adamın bacaklarını kırarsın! Beyefendi hırsız yakalanmasını da soyulsun mu istiyor? Evet! Siz bilirsiniz! Bu gidişte sizi soyulmuş soğana çevirirler! Hah, işte o kadar! Gördün mü şapşal kadını? Zavallı kızın bacaklarını kıracaktı! Zehra'dan şüphelenmek de hiç gelmiyor aklına, biliyor musun? Zehra'yı bu araklama huyundan nasıl vazgeçireceğimi bilemiyorum! Sana fikrimi söyleyeyim mi? Bu kadın sana uğur getirmedi! Üstelik de ayağına bağ oldu! Giyimi kuşamı da ahım şahım değil! İstese çok güzel giyinebilir! Harikulade vücudu var! Kaç defa elbise almak istedim, kabul etmedi! Ben senin iyiliğin için söylüyorum! Üstelik seni böyle bir maymuna bağlı görmek üzüyor beni tabi! Maymun, hepinizi selamlar! Ha? Ha? Eyvah! Basıldık! Ne o, dut yemiş bülbüle döndünüz küçük hanım! Demek giyinmesini bilmiyorum ha! Çeşit çeşit elbiseler giymiyorsan Feride çok sevdiğimdendir! Bugünlerde para sıkıntısı çektiğini biliyorum. Paçavra parçaları için onu zor duruma sokmak istemem. Bak dinle! Meseleyi kapatmak iyi olur. Suzan biraz önceki sözleri için özür diliyor sizden. Affedin onu. Zehra da özür diliyordur, ben de eminim. Hayır, dilemiyorum. Zehra yeter! Uzat elini Suzan'a ve özür dile. Neden? Lazımsa o uzatsın elini. İlk o konuştu aleyhimde. Sen ev sahibisin. İlk adımı senin atman lazım. Değil mi ya? Öyle olsun, uzatın elinizi. Onu değil, ötekini! Birkaç saat uzaklaşalım buradan, o zaman belki sinirleri yatışır. Hadi biz gidelim Suzan! Evet, evet! Biraz nefes alsam iyi olacak! Hoşça kalın! Suzan'ın çenesini iyi kapattım, değil mi? Biraz fazla ileri gittin galiba! Kabahat bende değil, çanak tutmasaydı!
Suzan gene de kibar kadındır. Sevsinler. Aa! Bileziğim! Bileziğim yok! Otelde bırakmış olmuyor. Hayır! İçerideyken kolumdaydı. Zehra! Zehra! Evet, koş! Canım, niçin her zaman şöminenin yanında çömelirsin? Yanıma gel, yoksa konuşmam seninle. Tatlı şeyler söyleyeceksen gelirim. Yok, eğer ahlak dersi vereceksen yerim çok iyi. Hayır, ders bitti. Öyleyse gelirim. Şey, başımıza tuhaf bir şey geldi. Suzan'a aldığım bilezik kayboldu. Buraya gelirken kolumdaydı. Öyle mi? Belki sokakta düşürdünüz. Bahçeden çıkmadan farkına vardık. Bahçede aramadığımız yer kalmadı. Bir de burada arayalım istersen. Belki biraz evvel el sıkışırken bilezik Zehra'nın bir tarafına takılmıştır. Benden şüphe etmekle yanılıyorsunuz kızılarım. Bileziği ben çalmadım. Bu konuda bizim de şüphemiz yok canım. Belki de otelde kalmıştır. Gidip bir arayalım, ne dersin Suzan? Ha? Hadi hoşça kalın. Hadi, güle güle. Zehra, şimdi ver bakayım bileziği. Bilezik bende değil. İnanmazsan soyunayım, ara beni. Olmaz öyle şey. Soyunursan sonunun nereye varacağını biliyorum. Her şeyin vakti var. Öp beni öyleyse. Elini cebine sok. Ne olacak? Görürsün. Ama bu yaptığına... Konuşma. Ona bir ders vermek istedim. Ne var şu şöminenin içinde ha? Çekil bakayım, gözüküyor nasıl canlar? Çekil, pis! Aman Allah'ım, neler oluyor ya? Ne oldu gene? Boş ver, gitme, bakarsın canın sıkılır. Sucuklarım, sucuklarıma bak. Ne oldu kalfa? Bak işte sucuka, salam. Kaşar peynirimi de buldum. Koltukçunun saati de burada. Kim saklamış şimdi bunları buraya? Benim hakkımda neler düşüneceksiniz, kim bilir şimdi? Sen döşemecinin saatini götür ver, gerisini düşünme. Bana bak. Boş yere canının sıkılacağını söylemiştim sana. Beni dinlemedin, oh olsun. Demek bunun için şöminenin yanından ayrılmıyordun. Aşırdığın şeyleri saklamak için depo yapmıştın orayı. Canım çok sıkılıyor şu ara. Yok canım, neden acaba? Çünkü Suzan'ın bileziğini geri vereceksin. Tabii vereceğim. Bütün bu yaptıklarımdan utanıyorum, anlıyor musun? Utanıyorum! O kadar bağırma! Nasıl olsa barışacağız sonunda. En tatlı sesinde beni çağıracak, kolların arasını alacaksın. Sonra da... Haklısın. Bağırmama gerek yok. Zaten beraber geçirecek o kadar az vaktimiz kaldı ki. Ne demek istiyorsun? Anlamıyorum. Yakında ayrılacağız. Saatle bilezik yüzünden mi? Hayır. Paramız suyunu çekti de ondan. Sana çok mu pahalıya mal oluyorum? Bilakis. Bunun için de ayrıca darılıyorum ya. Sana para bulmamı ister misin? Sakın ha! Yanlış anlattım galiba. Çalışıp para kazanayım mı ister misin? Çok güzel dans ederim. Dansözler çok para kazanıyorlar şimdi. Kurtuluruz para sıkıntısından. Ne demek kurtuluruz? Yani sen çalışacaksın, ben de... Vay canına, gene mi pot kırdım? Ne yapayım, ne diyeceğimi şaşırdım artık. Benden ayrılmanı istemiyorum Ferit. Ayrılmamız lazım. Yapılacak başka şey yok. Kötü adamsın sen, kötü, pis adam! Git öyleyse, ne bekliyorsun? Konuşma! Sesini duymak istemiyorum! Evvela gidip şu saatle bileziği sahiplerine vereyim, sonra görüşürüz. Amca! Beni öpmüyor musun? Kötü yola sapan bir kızı öpmem. Yaşım 18'i geçti, istediğim gibi hareket ederim. Ben de istediğim gibi hareket ederim. Seni öpmek istemiyorum, öpmeyeceğim, işte bu kadar. Bunu söylemek için mi geldin buraya? Evet.
İyi olduğunu gördüm, meraktan kurtuldum, gidiyorum. Sana ne yaptım ki böyle gidiyorsun hemen? Daha ne yapacaksın? Senin yüzünden arkadaşlarımdan ayrıldım. Seviyorum Feride amca! Belki de para da yediriyorsundur ona. Katiyen! O halde para çekiyorsun ondan. Ondan ne para alıyorum, ne elbise alıyorum, ne de elmas. Sözümü dinle de gel benimle, bu gidişle ahlakın bozulacak. Gelemem, fena tutuldum. Tutuldunsa tutuldun. Niye ağlıyorsun? Galiba benden ayrılacak. Halt etmiş. Yoksa seni sevmiyorum artık. Her zamankinden fazla. Ama parası tükendi. O kadar da iyi kalpli ki. O zaman iş değişir. Ona yardım edeceksin değil mi? Hı hı. Elinden ne iş gelir sevgiline? Hiç. Çalışmak. Namusluca değil mi? Kötü meslek. Ah. Onun namına bir voli çevirsek? Paranın nereden geldiğini öğrenmek ister. Hem benden para kabul etmez ki. Parasını kumarda kaybetti değil mi? Hı. Pek. Artık kaybetmeyecek. İstediğin kadar para kazandıracağım ona. Nasıl? Kulüpten krupiye arıyorlar. Benden iyisini bulacak değiller ya. Ha sen yalnız sevgilinin benim bulunduğum masada oynamasını sağla tamam. Çok iyisin amcacığım. Öbür akşam kulübe gelin. Beni tanıdığını sakın belli etme. Ben sana işaretle ne yapacağını anlatırım, sen de vaziyeti ona göre idare edersin. Hadi ben şimdi gideyim çerçevemi değiştireyim. Hadi! Yüzün gülsün artık! Sevgilini kurtaracağım parasızlıktan, merak etme! Yaman adamsın be! Amcacığım! Gel amcaların en tatlısı. Gel de sana bir yorgunluk kahvesi pişireyim. Mutlu musun? Hı hı.
Hem de pek çok. Bu sabah her günden daha güzelsin. Hem de şık. Çok değiştin. O vahşi halinden eser kalmadı. Namuslu, dürüst bir insan gibi düşünüyor, öyle davranıyorsun. Senin sayende. Seni böyle gördükçe senden ayrılmayı değil... yeşillikler arasında kaybolmuş ailemden kalmak, küçücük evde görmek istiyorum seni. Ciddi mi söylüyorsun? Bir gün götürecek misin beni oraya? Hı hı. Canım. Beyefendi, salonda biri var, sizi görmek istiyor. Kimmiş, adını söyledi mi? Hayır. Ya. Çabuk atlat onu. Seni odada bekliyorum. Ben Salih Atlamaz, kulübün müdürüyüm. Ben Deniz Ferit, buyurun sizi dinliyorum. Sizinle bir mesele hakkında konuşmaya geldim. Bana yardımcı olacağınızı ümit ediyorum. Mesele şu... bir haftadan beri devamlı olarak oyunda kazanıyorsunuz, hem de büyük miktarda. Yoksa hile mi yapıyorum sanıyorsunuz? Siz değil, sizin için bir başkası. Başkası mı? Kim? Yeni kulübeyimiz Kadri. Garip bir rastlantıyla hep onun masada bulunduğu zaman oynuyorsunuz. Ve her seferinde de kazanıyorsunuz. Size yemin ederim ki bu adamı tanımıyorum. Ha, öyle olduğunu biliyorum. Yalnız öğrenmek istediğim bir nokta var. Oyuna ne zaman girmeniz lazım geldiğine nasıl karar verebiliyorsunuz... size bu hususta öğüt veren oluyor mu? Aa, arkadaşım Zehra Hanım, bu eli oyna, fazla sür, bu eli oynama diyor. Daima o bıyıklı krupiyenin masasında değil mi? Evet. Başka türlü de olamazdı çünkü Zehra Hanım krupiye ile anlaşmış. Olmaz öyle şey, tanışmıyorlar ki. Ben aksini söyleyeceğim. Her gün öğleden sonraları siz yokken buluşuyorlar burada. İspatı kolay. Kadir Bey şu anda bahçede olmalı. İçeriye girmek için de işaret bekliyordur. Gelin göstereyim. İşte orada. Ne yapacaksınız şimdi? Şimdi beklediği işareti vereceğim. Zehra! Bir şey mi istediniz? Bizim Kadri Bey'miş bu! Şimdi hapı yuttum. Zehra diye sesleniyordunuz galiba. Yanlış duymuş olmalısınız. Tuhaf şey ama... sesiniz pek yabancı gelmiyor bana. Olabilir. Üstelik bunlar da pek iyi yapışmamış. Bizim Abdüllatif'miş. Abdüllatif mi dediniz? Evet. Bir ay önce tanıştığımızda öyle söyledi. Zehra'nın amcası. Ha, şimdi her şey aydınlandı. Bu işte burada noktalandı. Maalesef hiçbir şey aydınlanmadı. Şimdi söyle bakayım bana. Kumarda kazanmam için yardım etmeni kim söyledi? Hı? Zehra. Ne yapayım, onun hiç mi istediğini hayır diyemiyorum. Oh, ne âlâ memleket. Amcaya yeğen bir olup beni sahtekar mevkiine düşürdünüz, hırsız yaptınız. Buna tahammül edemem. Bütün kazandığım parayı iade edeceğim müdür bey. Kulübün zararı olmayacak bu işte. İşi velveleye vermeyin beyefendi. Hem dedikodu olur, hem de büyük bir skandal. Bu paradan tek metelik istemiyorum, anladınız mı? Tek metelik! Namusuma, şerefime toz konduramam ben. Kulübün şerefini de düşünmeniz lazım. Bu parayı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz, birine verin. Mesela yardım derneklerine, fakirlere. Yahut da bana! Sen sus! Ve bir an evvel de buradan uzaklaşmaya bak, yoksa... Peki, peki, merak etmeyin, bir saate kalmaz giderim. Biraz bekle, Zehra'yı göndereyim, beraber gidersin. Müsaadenizle Ferit Bey, oyun salonumuz daima açıktır size. Zehra'yı sahiden mi geri gönderiyorsunuz? Hem de dakika kaybetmeden. Eğer bir daha başkasına yardım edersem, öyle olsun. İnsanlar ne kadar nankör olmuş ya Rabbi. Bak! Boşuna kendini yorma, olanları duydum. Yazık, amcamla ben boşuna o kadar kafa patlatmışız. Bula bula bunu mu buldun söyleyecek? İnsan bu derece ahlaksız olur mu? Söyle, niçin yaptın bunu? Seni kötü durumdan kurtarmak için. Kumarda devamlı kaybediyordun. Sonra benden ayrılmaktan söz ediyordun. Amcamdan yardım istedim. El ele verdik ve...
Seni sevdiğimden, anlıyor musun? Seni sevdiğimden yaptım bunu. Beni hırsız yaptın. Hırsızlığın ne demek olduğunu biliyor musun? Hırsız diye başkasının parasını çalana derler. Sen çalmadın ki, kazandın. Sahtekarlıkla, hileyle. Hiç de öyle değil. Çünkü bilmiyordun, sahtekarlığı ben yaptım. O sebepten sen suçlu olamazsın. Anlaşıldı, seninle başa çıkamayacağım. Zaten gereği de yok, ayrılıyoruz artık. Her şey bitti aramızda. Yarın gidiyorum buradan. Beni de beraber götüreceksin değil mi? Biraz evvel vaat etmiştin. Hayır, sen çok cici, tatlı, kanımı tutuşturan bir sevgilisin. Ama o kadar. Hırsızken hilekâr oldun. Nerede, nasıl, ne zaman duracağın, beni nerelere sürükleyeceğin belli değil. Bu iş burada bitti, ayrılıyorum. Nereye giderim ben? Muhterem amcanın yanına. Peki, madem ki istiyorsun giderim. Ama yarın. Olmaz. Ne tasarladığını biliyorum. Önümde bütün bir gece var, onu değerlendiririm diyorsun. Sabah olunca senden ayrılma kudretini bulamayacağım kendimde. Çünkü aklımı başımdan alacaksın, değil mi? Yanılıyorsun yavrum, hemen ayrılacağız. Amcan seni aşağıda bekliyor. Dikkat et, eğer istediğini yaparsan pişman olursun sonra. Şimdi de tehdit mi ediyorsun beni? Hayır. Fakat seni tanıyorum. Beni bugün gönderecek fakat yarın çağıracaksın. Beni kovmakla benden ayrılabileceğini mi sanıyorsun? Benden ayrılamayacaksın. Hayalim seni bırakmayacak. Öyle gecelerimiz oldu ki onları unutamayacaksın. Öyle okşayışlarım oldu ki onların hasretini her an duyacaksın. Onları başka bir kadında bulamayacaksın. Git, rahat bırak beni. Dün gece bana söylediklerini hatırla. Sesin ne kadar tatlıydı. Zehra, söyle ister misin? Hatırlıyorsun değil mi? Söyle, hatırlıyor musun? Git buradan, git, her şey bitti dedim sana. Peki, gidiyorum. Fakat şimdiden haber vereyim sana. Her şey bitecek aramızda. Ebediyen. Beni iyi tanıyorsun. Çok gururluyum. Asla dönmeyeceğim yanına. Asla. Beni bulmak isteyeceksin ama bulamayacaksın. Nerede olduğumu bilemeyeceksin çünkü. İsmimi değiştireceğim. Ağlayacaksın, bağıracaksın. Başını taştan taşa vuracaksın ama iş işten geçmiş olacak. Bu kapının eşiğinden aşarsam beni kaybetmiş olacaksın. Gönderme beni Peri. Cevap vermiyorsun. Demek bitti. Tamamen. Böyle arpacı kurması gibi düşünmeye devam edecek misin hep ha? Şuna bak. Ben de bilmiyorum. Ben senin yerinde olsaydım, kulüpte kazandığım paraları olduğu gibi hayır kuruluşlarına dağıtmazdım. Neymiş? Hileli kazançmış. O paraları nasıl kazandığım aklıma geldikçe çivili fıçıda sanıyorum kendimi. Bu kadar da fazla artık ha. Ben parayı düşünen kim? Bak sana söyleyeyim, böyle günde 24 saat Zehra'yı düşünmekte devam edersen işin içinden çıkamazsın. Ya. Bugün gazete okudun mu? Hırsızlık olayı var mı? Ver şuna gazeteyi. Hadi ver, ver. Zehra'dan haber yok. Bak Zehra, bu uyuşukluğun sonu yok, kararını ver. İş tutacak mıyız, tutmayacak mıyız? Elde avuçta bir şey kalmadı. Sıktım be amca, görüyorsun ne halde olduğumu. Hele aklım başıma gelsin sonra. İyi ama iki aydır iş tutmuyoruz. Sen olmayınca işler ters oya düşüyor. Hazır turist mevsimi de yaklaşmışken... Olmaz dedim. Aklının başına gelmesi uzun sürer mi? Şu bir aylık yaşantımın ağırlığı üzerimden gidinceye kadar. Ben size bizim kız kötü yola saptı dememiş miydim? Bırak şu gazeteleri de gel kahvaltını et. Sonra okursun. İştahım yok. Açlık grevi.
sebebi mi? Bu halinle yeni aşık olan mektepli çocuklara benziyorsun. 15 gündür ne İstanbul ne de Anadolu gazetelerindeki hırsızlık olaylarında Zehra'dan bahsedilmediğine göre... Ha? Herhalde o huyundan vazgeçmiştir. Değil mi? Ya canına kıydıysa? En iyisi gazetelere kayıp aranıyor diye ilan vereyim. Bir bu eksikti, daha neler, şuna bak! Amca! 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 Hazırlan, 3 gün sonra İzmir'e gidiyoruz. Artık İzmir'de mi iş tutacağız? Evet ama yalnız ben çalışacağım, tek başıma. Ha şöyle, bak yine doğru yola girdin. Hangi otelde tezgah kuracaksın? Otelde değil amca, gazinoda çalışacağım. İşte kontratım. Şarkı söyleyeceğim, dans edeceğim. Öyle mi? Yazık. Ne var o gazetede, ver bakayım. Yok, mühim ver bir şey bakayım. Yok. Ver, ver. Kayıp aranıyor. Zehra Tuna aranmaktadır. Bulunduğu yeri bilenlerin 440196'ya bildirmeleri. Bildirenler memnun edilecektir. Daha çok arayacaksın. Üzülme amca, seni paşalar gibi yaşatacağım. Müjdemi isterim. Ne yazıyor gazetede bak? Bak! Altın Yıldız Gazinosu Figen Sumru'yu iftiharla takdim eder. Yalnız isim değişik. Figen yazıyor. Belki de Zehra değildir. Boşver! İster Figen olsun ister Diken. Ben Zehra'yı gözlerinden tanırım. Nereye gidiyorsun? Süzan kahvaltı getiriyor sana. Gece kuşunu bulmaya. Bu sefer kafesinden zor kaçar. Dinle beni Ferit, dinle! Dur bir dakika diyorum! Ay Allah, pardon Suzan, bunun yüzünden! Ne oldu buna Nejat? Al oku anlarsın! Gözlerini içim sana, içim yandı doğrusu! Gözlerini içim sana, içim yandı doğrusu! Öpeyim gözlerinden, kalmaz gönül korkusu!
Çabuk, çabuk gidelim buradan. Gene ne oldu? Sonra anlatırım, hadi gel. Affedersiniz, Figen Hanım'ın odası nerede? Röportaj için geldim. Şimdi otele gitti efendim. Acele ederseniz arkasından yetişirsiniz. Yıldız Oteli'nde kalıyor. Sağ olasın. Bu apar topar kaçışın sebebi ne amca? Yoksa gene bir iş mi çevirdin? Keşke öyle olsa. Daha kötü. Ferit'i gördüm gazinoda. Ne dedin? Yanılmış olmayasın. Niye heyecanlandın? Hani artık sevmiyordun onu? Sevmiyorum. Korkarım bir işaret çaksa gidip kollarına atılacaksın. Hiçbir zaman. Beni nasıl kovduğunu unutmadım daha. İlk günler hiç çıkmıyordu aklımdan ama artık bitti. İsterse ayaklarıma kapansın, günlerce yalvarsın nafile. Belki kalbim parçalanır ama ona hiçbir şey belli etmeyeceğim. Anlıyorum. Belli halinden. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Hiç. Yüzümü bile göstermeyeceğim. Otele gelirse o dediğin zor olur gibi geliyor bana. Odama kabul etmem biter gider. Sokakta bekler yahut gene gazinoya gelir. Ha? Ben de gazinoyu bırakır başka şehre giderim. Ya gazinoyla kontratın ne olacak? Buz gelir bana. Gazino başının çaresine baksın. Buyurun. Kim dediniz? Bir gazeteci. Sizinle randevusu olduğunu söylüyor. Yanlış. Kimseyle randevum yok benim. Yukarı çıkmasına mani olun. Sizinle randevusu yokmuş. Yukarı çıkmasına mani olun diyor. Zehra benim Ferit. Seni mutlaka görmem lazım. Sizi tanımıyorum beyefendi. Beni görmesi lazımmış. İşte o zor biraz. Kapıyı kilitle öyleyse. Olmaz. Sonra kendisinden korktuğumu zanneder. Hı hı. Sen şunu tut biraz. 5. kat 505 numara. İstersen ben konuşayım onunla. 3 dakika sürmez vazgeçer seni görmek hevesinden. Hayır, onunla ben konuşacağım. Ne hınası? Sen odana geç. Onu bir sepetleme sepetleyeceğim ki... İnşallah. İnşallah, maşallah yok. İnşallah, hadi. Göster kendini. Giriniz. Zehra? Zehra! Bir arzunuz mu var beyefendi? Beyefendi mi? Benimle böyle mi konuşuyorsun Zehra? Halbuki ben seni bulmak için neler yapmadım. Gazetelere ilanlar verdim günlerce. Biliyorum, hepsini okudum. Niçin cevap vermedin? Çünkü artık sizi sevmiyorum. Doğru değil söylediğin. Çok yorgunum ve uykusuzluktan ölüyorum. Görüyorsunuz ayakta uyuyacağım neredeyse. Yarın telefon edin, belki buluşur konuşuruz. Hayır, ben bu gece, şimdi konuşmak istiyorum. Eğer bu akşam benden kaçarsan bir daha göremem seni. Bak söz sana, yarın tamamen uzaklaşacağım senin hayatından. Ama bu geceni bana ver Zehra. Bu geceyi beraber geçirelim. Bir ay evvel ben de bir gece için yalvarmıştım. Olmaz demiştim. Şimdi ben de olmaz diyorum. Hiç olmazsa yanında kalayım bu gece. Sen yatınca gelir, başucunda oturur, elini tutar... ...bütün gece uyumanı seyrederim. Seni eskisi gibi tenimle değil, kalbimle seviyorum. Birbirimizi nasıl sevdiğimizi sen de unutamazsın. Git, git artık, rahat bırak beni. Çok katı yüreklisin Zehra. Ama istesen de istemesen de yanında kalacağım bu gece. Tavsiye etmem. Neden? Çünkü bir belalım var, eli bıçaklı. Hayatını çok seviyorsan hemen git buradan. Ona kuzu Recep derler ama kuzuluğu lafta kalır. Nasıl yaşarsın böyle bir adamla? Ne zannettin? Bir ay beraber yaşadık, sonra da beni terk ettin diye manastıra mı girecektim? Artık benden nefret edersin değil mi? Hayır. Kalbim seninle, aşkınla o kadar dolu ki... ...başka bir duyguya yer yok orada. Bütün kötülüklerime, bir hırsız olmama,
eli bıçaklı bir belalım bulunmasına rağmen benden nefret etmiyor musun? Etmiyorum. O halde dinle. Sana yalan söyledim. Bu gece kimseyi beklemiyorum. Benden istediğim bu geceyi tamamen sana vereceğim. Fakat bunun için bir şartım var. Şartın ne olursa olsun kabul ediyorum. Acele etme. Bu gece yan odada yatmakta olan zengin bir koyun tüccarını soymaya karar vermiştim. Bu soygunu sen yapacaksın. Ne? Şartım bu. Biraz evvel paralarını sayarken anahtar deliğinden gördüm. Şimdi uyuyor. Odaya gireceksin. Adamın ceketinden cüzdanını alıp bana vereceksin. Yapamam bu dediğini. Niçin bana böyle bir şey teklif ediyorsun? Öcümü almak için. Yalnız bu şartla senin olacağım. Beni kovmuştun hile yaptım diye. Ben çalmanı istiyorum. Yapamayacağım bu dediğini Zehra. Allah'a ısmarladık. Çok yazık. Çünkü seni daima sevdim ve seviyorum. Ayrıldığımızdan beri kimse el sürmedi bana. Bir kuzu Recep var ama 70 yaşında. Sahi mi? Kaç geceler seni nasıl çağırdığımı bir bilsen. Köşkten ayrılırken bir resmini almıştım. Her gece onu göğsüme bastırarak giriyordum yatağa. Ona neler fısıldıyordum bilemezsin. Oda kapısı kilitli mi? Gündüzün söktüm kilidi. Ara kapıyı ben açarım. Nefesini tutarak odaya girersin. Yalnız daha evvel gir banyoya. Orada koyu renk bir gömlek var. Beyaz gömleği çıkar onu giy. Tanınmaman için de şu çorabı geçir yüzüne hadi. Ne oldu? Gitti mi? Oh aman Güzüz! Yavaş konuş, banyo odasında. Ne? Yerleşti desene buraya. Ya gururun ne oldu senin? Ben öcümü alıyorum, mühim olan bu benim için. Ne yapacak şimdi biliyor musun? Ne yapacak? Hırsızlık. Hırsızlık mı? Sövüşlenecek adam var mı elimizde? Var, sen! Güzel! Ne? Gözlerini açma öyle. Şimdi pijamanı giyecek, yatağa girecek, uyuyacak ve devamlı olarak horlayacaksın. Ceketini şu sandalyeye geçir, cüzdanını da şişir, ötesini bana bırak. Ha, şu fotoğrafı da paraların arasına koy. Birazdan göndereceğim onu odana. Daha hazırlanmadın mı? Çabuk ol. Ben bu işi yapamayacağım Zehra. Geceyi benimle geçirmekten vaz mı geçtin? Hayır, hayır. Dinle öyleyse. Yandaki odayı avcumun içi gibi biliyorum. Sağ taraftaki duvara tutunarak ilerleyeceksin. Solda bir gardırop var. Herhangi bir aksilik çıkarsa oraya girersin. Anladım. Duvarın yanına gelince ellerini uzat, odanın ortasına doğru yürü. 4 adım sonra karyolanın önündesin. Karyolanın yanındaki iskemlede adamın ceketini bulacaksın. Cüzdanını cebinden çeker alır, doğru buraya geçersin. Kapıyı hafifçe vur, seni içeri alırım. Vakit geldi mi? Evet. Bekle, odanın ışığını söndüreyim.
Cüzdanı aldın mı? Bir bardak su ver. Zavallı sevgilim, her içinde kalmışsın. Benim yerimde olmanı isterdim. Bir horlaması vardı adamın, evlere şenlik. Gök gürültüsü sanırsın. Bir ara başım döndü, hangi tarafa gideceğimi şaşırdım kaldım. Artık düşünme, unut hepsini. Hayatım boyunca unutamam bunu. İçimi müthiş bir şüphe kapladı şimdi. Belki de ecdadımın arasında bir eşkıya veya bir katil vardır diye düşünüyorum. Çünkü bir ara yatakta uyumakta olan adam uyansaydı, herhalde boğardım onu. Hem korkunç, hem de heyecanlı bir anı bu. Bu itiraftan sonra artık ebediyen benimsin sevgilim. Birbirimizden hiç ayrılmayacağız. Çünkü seni affettim ve deliler gibi tutkunum sana. Öyleyse yarın görüşürüz. Neden yarın, gidiyor musun? Yanımızdaki odada parasını çaldığım adam varken içim nasıl rahat eder? Kulaklarımdan horlama sesi hala gitmiyor. Artık horlamıyordur. Hem için rahat etsin, parasını geri vereceksin. Ne dedin? Gene mi odasına gireceğim? Hayır, buraya çağıracağım. Eminim sana hiç darılmayacak. Lütfen buraya gelir misiniz beyefendi? Geleyim hanımefendi, hay hay. Burada da mı karşıma çıktınız? Daha kavuşmaz, insan insana kavuşur derler Ferit Bey. Siz de mi adam soymaya girdiniz o odaya? Yo, bu sefer ben soyuldum sizin tarafınızdan. Aman Allah'ım, daha neler gelecek başıma. Yalnız müsaadenizle bir şey söyleyeceğim. Çalışmanızı hiç beğenmedim. Çok gürültülü nefes alıyorsunuz, bir. Odadaki eşyalara çarpıyorsunuz, iki. Benim horlama sesimden fazla gürültü çıkarıyorsunuz, üç. Eğer hakikaten uyumuş olsaydım, 10 defa uyandırmış olacaktınız beni. Kalbinizi kırmak istemem ama siz bu meslekten vazgeçin. Sizin yapacağınız iş değil bu. Ya çaldığım paralar? Gazete parçaları ve senin resmin. Korkuttum seni değil mi? Hem de nasıl? İşin garip tarafı da şu. Ben namuslu olurken sen hırsız oluyordun az kalsın. Bir aydır artık hırsızlık etmiyorum. Dans ediyor ve seni bekliyorum. Demek er geç seni bulup İzmir'deki evime götüreceğimi biliyordun. Bilmiyordum ama şimdi öğrendim. Ne zaman gideceğiz? Yarın erkenden. Ya ben? Ben ne olacağım? Sen de beraber geleceksin. Artık emekli oldun. Hay Allah, anahtar! Durun, durun, merak etmeyin bir dakika. Ben açayım. Buyurun. Ne yaparsınız? Alışkanlık.